Spor Ekstra'yla hepinize iyi akşamlar. Bugün Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Altın Ordu Altay derbisini konuşacağız. Derbide iki takım da kıran kırana bir mücadele ettiği ve 2-0'lık skorla kazanan taraf Altay oldu. Evet Mithat, geçen hafta da bıçak sırtı bir derbi demiştik. İki takımın da 12 puanı vardı. Kazanan Altay oldu. Maçın da 75 dakikalık bölümünü siyah beyazlar 10 kişi oynadı Ceyhun'un atılmasından sonra. Evet. Neler söyleyeceksin derbiyle ilgili? Öncelikle geçen hafta zaten kıran kırana bir mücadele olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Birazcık oyun zaman zaman sertleşti. Zaten kırmızı kartlar, penaltılar da vardı. Altay'ın iyi yolda ilerlediğini söylüyorduk. Altay Sakarya deplasmanında almış olduğu galibiyetle birlikte bu ligde iyi yerlere geleceğini sinyallerini vermişti. Evet. Geçtiğimiz hafta da geriye dönmüştü. Derbiyi de kazandı. İyicene artık Altay'la ilgili görüşlerimizin doğru olduğunu netleştirmiş olduk. Sinan Hoca'ya geçtiğimiz haftalarda bazı Altay taraftarlarının sistemi vardı takımla ilgili. Ama şimdi geçtiğimiz günlerde birazcık yorumlara da baktım. Hocam size birazcık daha şans verilmesi doğruymuş şeklinde bu yorumlarda değişti diyebiliriz. Maçın içine dönecek olursak... Lafını kestim. Maçın içine dönmeden İzmir derbisi sonrası iki kulübün teknik direktörünün görüşlerini dinleyelim. Ardından devam edelim. Değerli bir 3 puan aldık ama değerli 3 puandan önce İstanbul'daki talihsiz bombalı saldırıdan dolayı çok üzgünüm. Açıkçası galibiyeti çok da sevinemedik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tip olaylar bir daha olmaz. Gerçekten çok üzücü. Takımıma gelirsek de evet bugün 3 puan aldık. Galibiyet harika oldu ama daha önemlisi 80 dakika takımımın gösterdiği mücadele ve 0-0'dan gelip galip gelmesi bence çok daha değerliydi. Rakibimiz evet 80 dakika bizden bir kişi fazlaydı ama oyuncularım gurur duyulacak futbolcular. Karakterlerini, ruhlarını ve birbirine olan sarılmaları saha içinde devam ettikçe rakibin bir kişi olması fark etmiyor ve bunu da hissettirmediler zaten dışarıya. Önemli detay bence buydu. O yüzden çok değerli bir galibiyet. Kendi takımımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Onlar için ne desem az. Rakibi de centilmence oynadığı için onları da tebrik ediyorum. İnşallah onlar da daha iyi yerlerde olurlar. Tabii ki üzgünüm, üzgünüz. Beklenmedik bir mağlubiyet oldu bizim için. Çünkü çok iyi konsantre olduk bu hafta maça. Tabii ki burada eksik oyuncuların olması elimizi biraz daha düşürdü. Hani hamle anlamında. Özellikle Emircan'ın, Deril'in olmayışı, son antrenmanda Erdin'in, Kubilay'ın sakatlıkları, maç ısınmasında Alemin'in sakatlanması biraz da moralimizi bozdu. Yine ilk yarı iki tane pozisyonumuz var Kürşat'la Ahmet İlhan'la. Bunları değerlendirebilirdik. Rakibin 10 kişi kalması tabii ki ne kadar artı, ne kadar dezavantaj, ne kadar avantaj. Burada gol bulamadıkça rakip 10 kişi de olsa direnci artıyor. Direnci arttıkça konsantrasyona odaklanması artıyor. Biz topa sahip olmaya çalıştık ama tabii bunu ikinci yarı özellikle beceriye dönüştüremedik. Yani ceza sahası girişlerde sonuçlandırmalarda çok sıkıntılar yaşadık. Final paslarında sıkıntılar yaşadık. Dediğim gibi hamle şansımız da çok az olunca üretmekte problemler yaşadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Yani Altay'a ligde başarılar diliyorum. Evet, İzmir derbisi sonrası hocalarımızın, teknik adamların görüşleri böyleydi. Evet Mithat, iki takım da bu derbiye geldiğinde 12 puandaydı. Alt sıralara çok yakındı. Altay kazandı, 3 puanla birlikte puanını 15 yaptı. Ateş hattından uzaklaştı. Altın Ordu ise 3 maçtır puansız ayrılıyor ve 12 puanla aldığı bu sonuçta da düşme hattına girdi. Çok kritik bir derbi olduğunu söylemiştik. İşte Ufuk Hoca da, Ufuk Kahraman Hoca da önümüzdeki maçlara bakacaklarını söylüyor. Oyunun da geneline baktığımızda gerçekten de kıran kırana bir mücadele vardı. Özellikle maç 0-0 giderken Altın Ordu'nun Ahmet İlhan'la da yakaladığı bir iki net pozisyon vardı ama kaleciyi geçemedi o pozisyonda.
Ondan sonra haftalardır burada sürekli ismini zikrettiğimiz Kaptan İbrahim ileri çıktı, kafayla bir gol attı. İbrahim büyü bozdu diyorum ben buna. İbrahim büyü bozdu. Maçın da oyunlama statistiklerine baktığımızda topla daha çok oynayan, hatta bununla da 11-10 olmasından dolayı Altın Ordu %65'e %35 bir oran var. Şaşırmadım. Ama çünkü skora bu hiç yansımadı. Evet, bu daha önceki haftalarda da baktığımızda deplasmanda da net bir skor aldığında Sakaryaspor'a karşın gene Altay fazla topla oynayan takım değildi ama net bir skorla geri dönmüştü. Bu maçta da aynı oldu. %35 topla oynadı ama skoru almasını bildi. Şut dengelerine baktığımızda Altın Ordu'nun 9'a 4, Altay'ın ise 7'ye 4 olduğunu görüyoruz. Yani kaleleri bulan isabetli şutlar da var. Tabii burada Altın Ordu'nun da maç öncesi yaşadığı bir takım şanssızlıklar var. Kaleci Emre ısınırken sakatlandı. Onun yerine genç kaleci görev ama yaptı. Ama o da gayet başarılıydı. Tabii forma, başarılı formanın hakkını verdi yani. Genel fırsatı değerlendirdi diyebiliriz. Kesinlikle. Altay'ın da Sinan Hoca'nın da defalarca bundan önce yorumlarında söylediği gibi kaybetmeyen bir takım. Son 5 maçına baktığımızda 3 beraberlik 2 mağlubiyeti var. Ve iyi de bir yolda ilerliyorlar. Senin de az önce VTR'den önce bahsettiğin gibi taraftarın da Sinan Hoca'ya, camianın da bakışı biraz daha değişti. Biraz daha Altay'da hava yumuşadı. Kış şartlarına giriyoruz. Normalde hava sertleşiyor. Sibirya'dan soğuk hava dalgası gelirken Altay'da da bir Meltem esintileri var. Özellikle teknik heyete karşı. Zaten bunun olması gerektiğini her zaman söylemiştik. Yani Altay, cidden Altay kötü bir takım değil. Sinan Hoca da bunu söylüyordu. Hani bir galibiyet alalım, her şey değişecek. Şu da var. Altay kaybetmiyor. Berabere kaldığı maçlarda da öne geçip gol yemiyor. Hep sonradan, son dakikalarda geliyor. Yani mücadeleci bir takım. Bunu hep söylüyorduk. Bunu da yerine getirdi. Ve bu galibiyetin şöyle bir anlamı da var. Yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynadı. Ceyhun'un pozisyonunda net kırmızı karttı bu kırmızı arada. Kart. Yani böyle bir derbide Ceyhun'un böyle bir hareketi yapmaması gerekiyordu. Kasten yapacağını inanmak istemiyoruz ama hani onun gibi genç tecrübeli bir oyuncu, genç oyuncu öyle bir hareketi kasten yapacağını zannetmiyoruz ama dediğin gibi bir timing hatası. Ama karar %100 doğruydu. Altın Ordu'da da işler biraz rayında gitmiyor. Altın Ordu'yu da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Altay gerçekten de şimdi değişik bir üçlü maç oynayacak. Gençler Birliği lig sonuncusu ateş attığında. Ondan sonra yine bir derbi Göztepe ile Gürsel Aksel'de karşı karşıya gelecek. Ondan sonra da yine üst sıraları etkileyen Bolu'yla mücadele edecek. Altın Ordu'nun Altay'ın bir pozisyonuna baktığımızda playoff'la arasında 4 puan fark var. Manisa FK'la şimdi düşme hattıyla da 3 puan fark var. Gerçekten de Altay bu önümüzdeki 3 hafta kaderini çizecek diyebiliriz. Çünkü eğer 2 maç daha kazansa, 3'te 3 yapsa kendini zirve yarışının ortaklarından görecek. Ama bir takıldığı zaman da o da kendini ateş attığını da bulabilir. Düşer. Ama bu ligin de güzelliği bu zaten. Spor Toto 1. Lig yıllardan beri böyledir. Yani 2 maç kazandığın zaman camialarda playoff, bir üst lig konuşulur. İki maç kaybettiğin zaman hemen ateş altını konuşuruz. Şimdi bir iki hafta önce Altın Ordu için yukarılara çıkacak mı Mehmet Seyit Özkan? Bir saniye İta, çok özür dilerim. Alo. Alo. Sinan Hocam saygılar, Görkem ben Yeni Gün'den. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler Görkem'cim. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim hocam. Hocam biz de şimdi band kayıt çekiyorduk bu hafta sonunda oynadığımız derbiyle ilgili. Tam da yayında yani fazla telefonu açmam ama siz olunca açma gereğini duydum. Kusura bakma ya. Ben yok hocam, tekrar tebrik ederiz. Çok güzel bir galibiyet oldu. Selamlar evet, Sinan hocam bu arada. Vallahi biz de şimdi oranlardan bahsediyorduk. Çok zorlu bir dönemeçe girdiğinden bahsediyordunuz. Playoff'la 4 puan var hocam. Düşme hattıyla da 3 puan var. Gençler Birliği, evet. Göztepe, Bolu serisi var. Yani Altay'da herhalde bu hafta alacağı sonuçlarla bu 3 haftada rotasını, hedefini belirleyecek gibi diyebiliriz ya herhalde. Rotası hedefi Görkemciğim, hani çok böyle bu şey yapmayalım da rotası hedefi belli zaten bizim. Yani bizim amacımız öncelikte kalmak bu sene.
Tamam, ilk hedefimiz bu bir kere. Hı hı, evet kaldı hocam. Ki ikinci yarı daha çetin bir lig olacak ikinci yarı. Evet. Biz tabii maç maç gidiyoruz. Her maç ne getirir ne gösterir bilinmez. Tabii ki hedefler değişebilir. Ama kesinlikle. Bizim şu anki hedefimiz ilk önce ligde kalmak. Zaten bu senenin özelliği 7 takım playoff oynadığı için, hı-hı, 4 takım da düşmeye oynadığı için, yani aradaki takım sayısı çok az kalacak. Yani arada takım pek kalmıyor. Ya düşmeye oynayacaksın ya da playoff oynayacaksın gibi bir şey olacak bu sene. Evet, zaten hiç makas açılmadı yani. İlk lider arasında, evet, 10. takım arasında çok az bir puan farkı var. Şimdi bizim dezavantajlarımız var. Rakiplerimiz devre arası transfer yapma şansı var. Evet. Yani bizim o şansımız da yok. Haliyle biz maç maç alabildiğimiz bütün puanları alıp ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ha, bu iyi yer ne olur? Playoff'un içi mi olur? Düşme bandının üstü mü olur? Hani bunu şey yapacağız, bunu göreceğiz yani. Anladım. Hocam, böyle yayında açtık. Sizi de emrivaki olarak yayına konuk ettik ama kusurumuza da bakmayın. Affedin bizi. Bir dakika, sen beni yayına mı konuk ettin şimdi? Evet hocam. Şu an yayındayız hocam. Yani yayında olacağız. Ya yok ya, ben böyle yayında ben konuşur muyum ya? Yok daha hocam, daha doğal oluyor. Hatta ben size şu an yakalamışken size soru da sormak istiyorum hocam. Şimdi geçtiğimiz haftalarda birazcık Altay taraftarının eleştirisi vardı ama gelen bu mücadele, iyi oyunla birlikte bu yorumları ben görüyorum. Sinan hocam, size işte yanlış yapmışız, size biraz daha zaman vermek doğru bir kararmış şeklinde olumlu yorumlar dönmeye başladı. Bunun hakkında ne diyeceksiniz, evet, hocam? Ya öncelikle tabii Altay taraftarı, sonuçta ben de Altaylıyım. Yani herkes tabii ki kulübümüzün iyi olmasını istiyor, takımımızın iyi olmasını istiyor ama maalesef çoğu taraftarımız ne zorluklarla uğraştığımızı bilmiyorlar. Yani biz birçok şeyi kol kırılır yen içinde kalır gibi tarzında biz kendimize saklıyoruz. Ama şu bir gerçek, biz çok büyük emek sarf ediyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. İyi olmasını istiyoruz takımın ve oyuncular da bu işin iyi olmasını istiyor. Tabii ki diğer rakiplerimize göre çok dezavantajlı durumlarımız meydana geldi. İşte kamp, birçok oyuncumuz kamp görmedi. İlk 3 maç çoğu oyuncumuz yoktu biliyorsunuz. Ondan sonra da biz tabii ki bir güzel bir mücadele örneği gösterip doğru anlayışla stratejik olarak oynamaya devam ettik. Neticesinde de yani 10 maç, ilk 3 maçı çıkardığımız zaman geride kalan 10 maçta biz sadece bir kez mağlup olduk. O maçta da zaten bir çok eksiğimiz vardı şey olarak, oynayan oyuncu grubu olarak. Yani kolay değil bu lige tutunmak, bir şeyler yapabilmek. O yüzden oyuncularımız, biz hepimiz bir karakter gösteriyoruz. Ben eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Normal, futbolun içinde eleştiriler olacak. Biz eleştirilerden de ders alıyoruz. Ben gelişmeye de devam ediyorum. Eleştiriler beni tabii ki geliştirecek. Ama tabii eleştirilerin dozu önemli ve yapıcı eleştiri. Eleştirilerin dozu ve niyeti önemli açıkçası. Hani ben gerçek Altaylıların eleştirisini zaten her zaman alırım, kendimi geliştiririm. Ama biz kulübün içinde, takımın içinde doğru yolda olduğumuzu hep söyledik. Yani böyle de olmaya devam edecek, gelişmeye de devam edeceğim. Hocam, haftaya sizi stüdyoya, buraya bekliyoruz. Daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak için davet ediyoruz, sizin için de uygunsa. Olur, olur, gelirim. Bir de saat zamanı bir şey yapalım, konuşalım, gelirim. Tamam, bir de hocam, son olarak bir şey sormak istiyorum, bunu merak ediyoruz. Twitter'da bir gündem oldu. Oyuncuların bir boykotu oldu mu olmadı mı? Çünkü bu havada kaldı böyle. Doğru mu değil mi diye sormak istiyoruz. Ya boykot denmez bu. Sadece camiaya dikkat çekilmek için yapılan bir şeydi bu. Yani şuydu. Şimdi bizim çok iyi bir başkanımız var. İyi bir yönetim kurulu var arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gönüllü, bunlar biliyorsunuz Altaylı, gönüllü tribünden gelen insanlar. Evet hocam. Aynen, ama yani hem yönetim hem biz biraz yalnız kaldık biz İzmir'de sevgili dostlar. Hani ve oyuncular da işte bu camiaya birazcık hani bize destek olun, bakın biz bu işi başaracağız ama kendimizi yalnız hissediyoruz. Yani demek dikkat çekme için protestosu diyelim buna hocam. Evet, anladım. Evet, zaten, anladım. Aynen. Yoksa öyle hani bir boykot falan onun gibi tarzı bir şey değil. Zaten hani başkan da bunu istedi, yönetim de bunu istedi, biz de istedik. Hani bu bir şey,
camiaya bir farkındalık yaratmak istiyorum. Dikkat çekmek. Dikkat çekmek istiyorum. Anladım. İnşallah ya, çünkü bakın şöyle düşünün. Yani köklü bir kulübüz. Bizim formamız şu anda biliyorsunuz Futbol Federasyonu, hani Cumhurbaşkanlığı geçen gün spor müzesinde 5 tane forma vitrine koyuldu. Evet, evet. Onların içindeki 5 tane formadan biri Altay formasıydı. Yani köklü bir kulübüz ama forma sponsorumuz bile yok. Görüyorsunuz yani. Hocam bunları artık haftaya sizinle birlikte canlı yayında konuşmak istiyoruz. Uygun olursa evet, sizi stüdyoya bekliyoruz. Ben olur, tekrardan Görkem Bey'e veriyorum. Tabii ki. Sizlerin de yani desteğine ihtiyacınız var. Hepimizin desteğine. Ne demek hocam. Yani. Tekrar çok teşekkür ederiz. Başarılar deriz. İnşallah hocam haftaya da görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun hocam. Saygılar. Sağ olun. Böylece hocamızı da yayına almış olduk. Yayıncılık tarihinde de değişik bir ilki yaşadık. Hocamız aradı. Evet. Biz de şunu soracaktık hocamızla, buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Hani bu boykot olayının ayrıntılarını merak arkası nedir etmiştik diye hocamız da açıkladı. Yani bu seneki hedeflerini de belirtti. Dediği gibi biraz yalnız bırakmalarına dem vurdu. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi yerlere gelir. Çünkü dediği gibi Ankara'da açılmış bir müze var ve orada iki tane İzmir kulübünün forması var. Bunlardan biri Altay, biri Karşıyaka. Yani İzmir futbolunun Türkiye'ye ne kadar tarihine önem vermiş olduğunu bir kez daha buradan geliyor görüyoruz. Yani diğer kulüplerimiz de İzmir Spor şu an ne kadar amatörde olsa bile 1923, Buca 28, Göztepe 1925, Altay Cumhuriyet Yaşıt, Altınordu 1923, Altay 14, Karşıyaka 12. Yani bu 100 yıllık kulüplerin biraz daha İyi yerlerde olması kent gerekiyor. İçinde yerel yönetimler hem de kişisel bazlarda daha çok sahip çıkılması gerekir. Hocamıza tekrar da çok teşekkür ediyoruz. Valla canlı canlı bütün kafamızdaki soru işaretlerini aldık. Aldık. Gündemi belirleyen açıklamalar yaptı Sinan hocamız. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Altınordu kısmına bakacak olursak işin işler pek iyi gitmiyor. Kesinlikle. Yani Altay kısmında zaten bütün soruların cevabını aldık. Galip gelmiş. Galibiyetlere devam edecek inşallah. Bir Gençler Birliği karşısında da galibiyet alırsa güzel bir derbi daha izleyeceğiz çok yakında. Evet. Altınordu da inşallah zamanla toparlanır. Yani şu var sadece, yani 10 kişi kalan Altay'a karşı 2-0 mağlup olması, 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olması birazcık tehlike çanlarını çalıyor Altınordu için benim gördüğüm. Yoksa ilk yarıda girdiği pozisyonlardan biri gol olsa. Bir de maç öncesi kaleci Emre'nin sakatlanması, savunmanın deneyimli isimlerinden Rıdvan'ın cezalı oluşu. Ama yerine geçen oyuncu da hakkını verdi diyebiliriz ya. Kesinlikle. Ya bir de derbide öne çıkan başka bir şey daha vardı. Bundan 89 yıl önce Yunanistan temsilcisi Apollon'la Altay ve Altınordu takımları birlikte bir takım çıkartıp karşılaşmada forma giymişler Yunanistan ekibine karşı. Bu maç öncesi de İzvak'ın girişimleriyle, İzvak Yönetim Kurulu Başkanı Alert'in iki başkanın da onayıyla iki takım da sahada birlikte poz verdiler. 89 yıl sonra aynı poz verildi ve bundan sonra da İzmir'de yaşanan diğer derbilerde de iki takım oyuncuları aynı karede bulunacaklarmış. Bu da derbi açısından önemli bir şeydi. Altınordu'yu da hemen kısaca geçmek gerekirse önümüzdeki hafta Adana deplasmanı, Manisa FK, Bandırma Spor. Gerçekten de girdapta olan bir Adana, üst sıralar oynayan bir Manisa FK ve hoca değişikliğine giden Mesut Bakkal'la anlaşan Bandırma. Zor bir karşılaşma seri var Altınordu karşısında. Umarız Ufuk Hoca'nın da takımdaki sakatları, eksikleri yerine gelir, iyileşir, tam kadro halinde mücadele çok eder. Çok zorlu bir süreç çünkü. Çünkü gerçekten de temin Sinan Hoca'nın da bahsettiği gibi 4 takımın düşeceği, 7 takımın playoff oynayacağı yerde iddiasız, hedefsiz bir takım bulunmuyor. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Her şeyi söyledik evet, herhalde. Kesinlikle. İzmir derbisi hakkında Spor Ekstra'nın sonuna geliyoruz. İyi akşamlar.